Of, Allah baba olacakları hayal bile edemiyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Yani Elçin'i şu an söyleyemem. Yani balayımıza rezil etmesine izin veremem Volkan. Herhalde balayından döndükten sonra amcanla konuşup bir çare bulacağız. Yani şu an aklıma da hiçbir şey gelmiyor ki. Baba eğer istersen ben amcamla konuşayım. Hem siz balayından dönene kadar belki bir şeyler bulur. Tamam. Canım pasaportu buldum. Artık çıkalım mı? Tamam. Anne, bu şekilde gitmeyeceksiniz değil mi? Yani kaç gün yoksunuz. Lütfen kırgın ayrılmayın. Bence böylesi çok daha iyi olacak. Belki yokluğumuzda yaptıklarınızı düşünüp biraz ders çıkartırsınız. Hı? Nihat, senin bu sakin hallerin beni deli ediyor. Ya ne yapmamı bekliyorsun? Ne demek ne yapayım? Hiç olmazsa bursu geri çek, aynı okulda okumasınlar. Yani saçmalıyorsun Selda'cığım. Biz insanlara yardım ediyoruz, hayır işi yapıyoruz değil mi? Yani benim oğlumun gönül işiyle bu işi karıştırmamamız gerekiyor. Tamam, o zaman bırak o okulda okumasın, yap işte bir şeyler. Heh, onları ayıralım ki aşklarını daha da güçlendirelim. Ha Burak da hırslansın, ondan sonra biz hayır dedikçe gitsin kızla evlensin. Ay, ağzından yel alsın, ben asla böyle bir şeye izin vermem. Bak Selda, benzer bir şeyi ben geçmişte Sinan'la da yaşadım. Biz ona hayır dedikçe Başak'ın ona uygun biri olmadığını hiçbir zaman göremedi. Başak da hep mağdur kadını oynadı. Ne zamanki evlendiler, biz tabii konuşmayı kestik. Ondan sonra Başak'ın gerçek yüzünü gördü. Sen bunu hatırlıyorsun değil mi? Hı? Ne yapacağız peki? Yani sevgili mi olsunlar? Nihat, o kız oğluma uygun bir kız değil. Oğlumu mutlu edemez. İmkansız gibi görünen, yasak olan her şey insanlar için çok daha caziptir. Hele ki bu yaşlarda. Böyle yaparak Burak'ı Aslı'ya daha çok itersin. Aslı da aciz olur ve Burak sevgiyle birlikte ona bir tür acıma duygusu hisseder. Ne yapacağız peki Nihat? Tamam. Burak'ın kredi kartlarını ve hesaplarının hepsini kapat. Bakalım Burak 5 kuruşsuz kalınca da bu aşk böyle sürecek mi? Yani bulduğun çözüm bu mu yani şimdi? Bir kere Aslı parasız yetişmiş bir kız. Ya böyle bir şeyle onu yıldıramazsın. Ben çok daha başka bir şey düşündüm. Lütfen bana bırak. Ve Burak'la da konuşma sen bu arada. Hı? Tamam Nihat, tamam. Selda'cığım biraz yoruldum. Zaten yeterince stres oldu. Tamam Nihat, konuşmuyorum artık. Dinlen o zaman. Alo Necmi. Ne yaptın? Talimatınız doğrultusunda izlemeye devam ediyorum Nihat Bey. Neredeler şu anda? Selda Hanım'ın şoförü Halil'in evinde. Tamam, takibe devam et. Eğer evden ayrılırlarsa bana haber ver. Özellikle Aslı. Elbette Nihat Bey. Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan?
yalan dolan, püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Şu an seni yatağımdayım. Bu gece kokunu içime çekerek uyuyacağım. Sakın üzülme. Seni çok seviyorum. Yalan dolan, püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Uçarsa aklımdan benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Yalan dolan, püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan. Şükran, Burak odasında yok. Salonda da yok. Nerede bu çocuk? Kendisi evde efendim. Arabası ön kapıda. Bahçede olabilir mi? Hemen gidip bakayım. Ben bakarım. Burak? Oğlum ne işin var senin burada? Buraya gelmem de mi yasak anne? Ben oğlumu gerçekten tanıyamıyorum. Gerçekten tanıyamıyorum. Oğlum şu haline bak. Ne varmış halimde? İki günlük kız için şunlara değer mi? Yani evimizde huzur kalmadı. Benim huzurum Aslı'yla beraber gitti. O para avcısı için şu bize yaptıklarına bir baksana. Yazıklar olsun Burak sana. Aslı'yı aşağılamaya devam edersen bu evden giderim. Bak Burak, ben senin annenim. Benimle doğru düzgün konuş. Sen de Aslı hakkında doğru düzgün konuş. Burak. Yok. Biz seninle böyle konuşarak bir yere varamayacağız. Çünkü benim ne hissettiğimin hiçbir önemi yok senin için. Mutlu olup olmamam umurunda bile değil. Burak. Burak. Burak, nereye? Burak bir sinirle çekti gitti. Ne yaptın Selda? Bir şey yapmadım. Biraz aklını başına toparlasın diye konuşayım dedim ama kıza laf söyletmiyor. Selda, ben sana boşuna konuşuyorum. Söylediğim her şey bir kulağından giriyor, öteki kulağından çıkıyor. Böyle davranarak Aslı'ya daha çok yakınlaştırıyorsun ama sen devam et. Bravo, aynen böyle devam et. Ben sana Burak'la konuşma işini bana bırak demedim mi? Hı? Dedim değil mi? Onu müştemilatta öyle üzgün görünce sinirlerim bozuldu. Yani resmen kızın arkasından yas tutuyor. Selda, bence de Aslı Burak'a göre bir kız değil. Ama Burak'taki değişimi görmemek için de kör olmak lazım. Bu çocuk bu kıza aşık olmuş. Yapacak bir şey yok. Benim oğlum öyle bir kızı sevemez. Sen böyle yapmaya devam ettikçe, gittikçe daha çok sevecek. Onların bir çılgınlık yapmasından korkuyorum ben. Ya Sinan'la yaşadıklarımızı tekrar yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Ay yok artık. Herhalde bu kadarına da cesaret edemezler yani. Böyle bir şeye izin vermem.
Umarım Sevdacığım. Umarım öyle olur. Bak sana son kez söylüyorum. Lütfen Burak'la konuşma. Olur mu? Emel Hanım. Günaydın. Günaydın. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok. Ben kahvaltılık bir şeyler getirmiştim size. Teşekkür ederim, zahmet etmişsiniz. Estağfurullah. Rahat uyuyabildiniz mi gece? Bunca olaydan sonra ne kadar rahat olabilirse. Fırından yeni çıkmıştı. Sıcak sıcak soğutmayın isterseniz. Aslı nasıl? Bilmiyorum, konuşmuyorum Aslı'yla. Emel Hanım, Aslı'ya da kendinize de ziyan ediyorsunuz. Yani anne kızına küser mi hiç Allah aşkına? Onu başta düşünecekti Halil Bey. Ben bunca yıl gururum için yaşadım. Ekmeğini yediğimiz insanların gözünde iki paralık olduk. Kovmaktan beter ettiler. Benim gururum da, onurum da ayaklar altına. Halil Bey, ben Aslı'yı çok zorluklarla büyüttüm. Ama yine de değerlerimden ödün vermedim. Bazen sarsıldım ama hiç yıkılmadım. Ta ki düne kadar. El alemin yapamadığını evladım yaptı bana. Ömer'im sağ olsaydı. Bunların hiçbirine izin vermezdi. Eminim şu anda mezarda kemikleri sızlıyordur. Anne böyle bir şeyi nasıl söylersin? Çünkü öyle hissediyorum Aslı. Ben sizi yalnız bırakayım. Ben bu zamana kadar ne seni ne de babamı utandıracak hiçbir şey yapmadım. Ben sadece aşık oldum. Aşık mı oldun Aslı? Aşık oldun. Ne kadar aşık oldun kızım? Anneni ezip geçecek kadar mı? Anne neler söylüyorsun? Sen benim bu dünyada değişmeyeceğim tek kişisin. Buradan bakınca çoktan değişmiş gibi görünüyorsun Aslı. Öyle olmasaydı dün yaşananlar yaşanmazdı. Aslı, sana defalarca söyledim beni dinlemedin. Gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Bu mu bana verdiğin değer? Ama anne. Aması maması yok Aslı. Ben seni bu yaşa getirinceye kadar ne kadar çok şey çektim. Bir Allah bir de ben biliyorum. Aslı sen de biliyorsun sandım. Ama farkında bile değilsin. Benim üzülmemi istemediğimi söylüyorsun ya Aslı. Madem öyle, bir karar vereceksin. Ya aşkın, ya da ben. Anne yalvarırım. Beni bir seçim yapmak zorunda bırakma yalvarırım. Aslı, sana son sözüm bu. Ya aşktan vazgeçeceksin, ya da Burak'ı seçersen bir daha bana anne deme. Kırıklığına uğrattım. Seni de mi kırdım? Keşke yanımızda olsaydın.
sana o kadar çok ihtiyacımız var ki. Ben seni kaybettim. Ama annemi kaybedemem. Sana söz veriyorum. Bundan sonra annemi asla üzmeyeceğim. Sen rahat. Bir an önce ev bulmamız lazım. Eşyalar da Nihat Bey'in deposunda kaldı. Emel Hanım, istediğiniz kadar burada kalabilirsiniz. Eşyaları da alt kata yerleştiririz. Eksik olmayın Halil Bey. Bir an önce kendi düzenimizi kurmamız lazım. O evde kalmayı kabul etmeyecektim. Darmadağın olduk. Anne. Senden çok özür dilerim. Benim için senden daha değerli hiçbir şey olamaz. Seni bir daha asla kırmayacağım. Ne olur affet beni. Karar verdin mi Aslı? Seni bir tek şartla affederim. Bir daha çocukla görüşmeyeceksin. Bana da yalan söylemeyeceksin. Sana söz veriyorum anne. Siz anne kız böyle kenetlenirseniz önünüzde hiçbir engel duramaz. Ben de müsaade isteyeyim artık. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Benim de çıkmam lazım. Pastaneye gideceğim. Eksik olmayın. Daha ne yapacaksınız ki? Söz verdim anne. Tamam Aslı. Hadi Aslı çıkalım o zaman. Tamam Halil abi. Şu an evden çıkıyorlar Nihat Bey. Takip etmeye devam et Necmi. Attığı her adımdan haberim olsun. Tamam. Takibe devam ediyorum. Tamam. Ay çok merak ettim. Öleceğim meraktan. Ne yaptılar acaba? Arayıp kendine sorsana. Oldu canım. Sen arayıp sorsana sevgili kuzenine ne yapmışlar. Ne kadar ilgisizsin. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Yengem Aslı'yla annesini kapının önüne koymuştur. Burak bu duruma sinirlenmiştir ve Aslı'ya olan aşkı birken on olmuştur. Abartma istersen. Yakında Burak Aslı'yla evleneceğim diye ortaya çıkarsa hiç şaşırmam. Sen bunları beni delirtmek için söylüyorsun değil mi? Hayır. Yaptığın saçmalıkların neye mal olacağını söylüyorum. Günaydın. Hı? Günaydın. Günaydın. Ben çıkıyorum. Nereye? Annemle buluşacağım. Ha, annenle buluşacaksan aranızdaki problemleri hallettiniz o zaman. Evet. Bunca zaman sizi niye aramadı? Söyledi öyleyse. Ay, sebep neymiş? Çok merak ettim. Eda'cığım geç kalma tamam. Ben de amcama geçeceğim. Şu merak ettiğimiz konuyu araştıracaktı. Peki abiciğim. Volkan, hakikaten annen neden hiç arayıp sormamış bu zamana kadar sizi? Bu konular seni ilgilendirmiyor Çağla. İlgiden de hiçbir şey anlamıyorsunuz. Tamam, hiçbir şey sormuyorum Volkan.
Telefonu açmaman çözüm değil. Bence kararını ona da söylemelisin. Biliyorum Ali. Zaten hastaneye yaklaştık. Ben burada bir yerlerdeyim. Tamam. Aşkım, nihayet. Ya telefonu açmayınca seni çok merak ettim. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Sesin pek öyle gelmedi bana ama. Bir sorun mu var? Daha ne sorun olsun ki Burak? Canım, bak haklısın. Ama zamanla her şey yoluna girecek. Hiçbir şeyin yoluna gireceği falan yok. Yeterince üzdük de üzüldük. Ayrılmamız en doğrusu. Ne? Ayrılmak mı? Asla bak saçmalıyorsun. Tamam, herkes yerinde. Ama biz güçlü olursak, yan yana olursak bizim aşamayacağımız bir engel yok. Bunu biliyorsun. Benim yapacak daha önemli şeylerim var Burak. Tekrar annemin güvenini kazanmam lazım. Bu yüzden en doğrusu bu olacak. Hoşça kal. Aslı'yı kaybedemem. Şeyler yapmam lazım. Açmıyor işte ya. Of, çok merak ediyorum ama. Burak'la ayrıldık. Ne? Ne? Nasıl yani? Böyle olmak zorundaydı. Yoksa her şey daha kötü olacaktı. Of, inanmıyorum ya. Serdar'ın bizi evinden kovmaktan beter etti. Dün gece Halil abinin evinde kaldık. Annenin de haberi oldu tabii. Ya Gonca. Hem evimizden, hem işimizden olduk. En kötüsü de annemi hayal kırıklığına uğrattım. Ona kendimi affettirmek için Burak'la ayrılmak zorunda kaldım. Bir daha Burak'la görüşmeyeceğime dair ona yemin ettim. Annem için Burak'tan vazgeçtim. Ya canım arkadaşım, üzme kendini. Lütfen, perişan oldun. Ben Burak'ı çok seviyorum. Onu nasıl unutacağım? Sana afiyet olsun sevgili kardeşim. Ben çıkıyorum. Hı, amcanla mı görüşmeye gidiyorsun? Evet. Tamam. Bak, ne olmuş ne bitmiş bir şey öğrenirsen hemen beni arayıp haber veriyorsun, tamam mı? Çağla, sen Aslı'nın kim olduğunu açıklayarak aramızdaki anlaşmayı bozdun. Bir daha benden bir şey bekleme. Ben hiç öyle düşünmüyorum Volkan'cığım. Aa, Burak'ın mahalle gülüne senin de aşık olduğunu öğrensin istiyor, olamazsın değil mi? Bak Çağla, benimle sakın ters düşeyim deme. Ben ne Burak'a ne de Gani'ye benzerim. Tamam. Şakadan da anlamıyorsun Volkan. Ah canım kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Nasılsın? İyiyim. Sen nasıl oldun? İşte. İyiyim. Nasıl geçtin ya? Yani pek iyi geçtiği söylenemez. Neden? Ne oldu?
Ufak bir kriz yaşadık. Çağla Burak abinin ondan ayrılmasını hazmedemediği için ortalığı karıştırdı. Abimin kız arkadaşı zannettiğimiz Aslı aslında Burak abinin sevgilisiymiş. Nasıl yani? Volkan'ın kız arkadaşı mı vardı? Evet. Ya ama çok karışık. Ben sana en iyisi baştan anlatayım. Keşke Burak'tan ayrılmasaymış. Ayrılmayıp ne yapacaktı Erdem? Aslı için o annesi her şeyi. Zaten başka kimsesi de yoktu. Emel teyze çok gururlu bir kadındır ayrıca. Öyle hemen her şeyi kabul edemez. Hem Burak'ın ailesi de adım atmayacağına göre. Oğlan Burak'la Aslı'ya oldu desene. Öyle. Ama en çok da Aslı'ya oldu Erdem. Yani hem annesi işinden oldu. Hem evsiz kaldılar. Başlarını sokacakları bir evleri bile yok. Hayatım, bizim acilen Aslı'lara bir ev bulmamız lazım. Evet, ne yapacağız? Ya benim köşede kalmış bir param var hala. Hem Aslı'yla yaptığımız işlerden de para gelecek. Artık bir şekilde halledeceğiz. Hallederiz değil mi Erdem? Hallederiz tabii. Yani Aslı bizim dostumuz, kardeşimiz. Ve Burak da kankam. Ya canım benim ya. İyi ki tanımışım seni. Başka bir isteğiniz var mı efendim? O bileklik senindi Şükran, değil mi? Neden bana söylemedin? Efendim, defalarca Aslı'yı uyardım. Hatta bu evden de gönderdim. Ama başarılı olamadım. Sizden çok özür diliyorum. İnanın ben böyle olmasını istemezdim. Aslında sana başka türlü davranmam lazım. Fakat tabii sen de kefil olduğun insanların böyle çıkacağını tahmin edemezsin. Haklısınız efendim. Vereceğiniz her türlü karara razıyım. Herhangi bir kararım yok Şükran. Lütfen işinin başına dön. Yerime birini bulsun. Beni de bir dakika tutmaz. Kısaca Burak kendini korumak için abini kullanmış. Sonra da her şeyi anlatmaya mecbur kalmış. Zaten hep böyle oluyor. Abim sürekli onun arkasını topluyor. Ama bana yalan söyledi. Ben Aslı'yı çok sevmiştim. Artık ona bir daha nasıl güvenebilirim bilmiyorum. Ya belli ki o da mecbur kalmış Eda'cığım. Haklı olabilirsin. Yani yengemden çekinmiştir. Annesi onların evinde aşçıymış. Gerçi ikisi de herhalde artık orada yaşamıyordur. Yengem onları çoktan kovmuştur. Hiç şaşırmadım. Yengen insanları sınıflandırmayı çok sever. Zamanında beni babana layık bulmayıp bizi ayırmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Ama işte ilahi adalet. Sonunda hak yerini buldu. Ve kınadığı şey onun da başına geldi. Eda'cığım, kızım. Kusura bakma, böyle ben bir anda geçmiş günlere gittim. Yengen hakkında kötü konuşmak istemezdim. Yani eminim ki o da babanı korumak için böyle yapmıştır. Şimdi de Burak'ı korumak için yapıyor. Yok, önemli değil anne. Gerçekten anlıyorum. Yani senin de yaşadığın şeyler zormuş. Aslı'ya ne kadar kızsam da onu da anlamaya çalışıyorum. O çok iyi bir kız. Benim ne zaman bir sorunum olsa yanımda oldu. Destek verdi. Akıl verdi. Bak işte aslında iyi bir kız ama yani fakir olduğu için bir takım çevreler tarafından dışlanmış. Kızım, bak sen kalbinin sesini dinle. Bu kötü zamanında arkadaşın lütfen yanında ol. Haklı olabilirsin. Ya ama Aslı abimin kız arkadaşı olmalıydı. Yani o kadar hayal kırıklığına uğradım ki. Belki de o yüzden bu kadar sinirliyim. Canım eminim abinin senin seveceğin bir sevgilisi olacaktır. Babamın evlilik kararını biliyorsun. Abim de eğer böyle saçma sapan bir karar alırsa ben artık buna katlanamam. Ben abinin doğru bir karar alacağına eminim. Eda'cığım,
benim artık kalkmam lazım kızım. Olur tamam. Benim de zaten arkadaşlarıma sözüm vardı. Tamam. Ben o zaman hesabı isteyeyim. Bakar mısınız? Demek 4 ay önce tahliye olmuş. Anlıyorum. Tamam, sizden onun hakkında her şeyi öğrenmenizi istiyorum. Haber bekliyorum. Buyurun Volkan Bey. Canım hoş geldin. Hoş bulduk yengeciğim. Nasılsın? İyidir yengeciğim, sen nasılsın? Nasıl olayım Volkan? Neden bize söylemedin? Her şey gözümüzün önünde olmuş. Bak yengeciğim, ben Burak'a defalarca uyardım. Sizi de uyarmaya çalıştım. Hem ben bunu gelip direkt size söyleseydim Burak benim bir daha yüzüme bakmazdı. Tamam Volkan'cığım ama şimdi ne yapacağız peki? Burak beni dinlemiyor. Ne beni dinliyor ne amcanı dinliyor. Ben elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Kuzenimin de babam gibi hata yapmasını istemiyorum. Yani bence Aslı Burak'a yakışmıyor. Canım haklısın. Ama bunu anlamayan tek insan var, o da Burak. Yani bizi o kadar üzdü ki. O kız için hepimizi karşısına aldı. Ya onun da aklı başına gelecektir yenge. Sen merak etme. Ben onu yanımdan ayırmam. Bir şey olursa da size söylerim. Çok sağ ol canım. Babanlar nasıl? Görüşebildin mi? İyiler ya. Bir sıkıntı yok. Sevindim. Ay neredeyse onların nikahı da mahvolacaktı. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk amca. Nasılsın, iyi misin? Nikahtan söz ediyordunuz galiba. Bizden sonra umarım çok kötü şeyler olmadı. Yok, olanları öğrendiler ama bir şey söylemediler. Yani ailemizin bu kadar önemli bir gününde böyle bir şey olmasını istemezdim. Kusura bakma. Amca lütfen, bunun sizinle ne alakası var? Ama asıl sıkıntı döndüklerinde olacak. Ne oldu? O kadın işte amca. Kim? Başak mı? Mels Kozmetik'in hisselerinin bir kısmını satın almış. Ne diyorsun? Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Çağla'nın babası Elçin ablanın ortağı biliyorsunuz. O satmış ona. Ya böyle bir şey olamaz. İnanamıyorum ya. Peki Sinan'la Elçin biliyorlar mı? Babamın haberi var. Elçin ablayı da balayından sonra söyleyecekmiş. Ki zaten şu an şirkete gitse direkt öğrenir. Ya bu kadın bizim huzurumuzu kaçırmak için her şeyi yapıyor. Elinden ne geliyorsa yapıyor. Ya Sinan'ın evliliğini de bitirirse... Ay, ne olursun ya. Şimdi ne olur sakin ol. Kadının senin sağlığına kastı var. Evet amca sen sakin ol ya. Biz bir şekilde hallederiz. Olmadı ben konuşurum onunla. Senin konuşmana gerek kalmayacaktır herhalde Volkan. Ya bu kadın 3'e aldığı hisseyi bize 5'e satacaktır. Zaten paradan başka bir şey düşünmediği için. Haklısın amca. Ay, Elçin dönünce delirecek. Delirecek Elçin. Neyse amca artık ben çıkayım. Volkan. Ya senden bir ricam var benim. Bu aralar Burak'ı yalnız bırakmasan. Onun Gani ile kavga ettiğini biliyorum. Geçenlerde de bizim eve geldi. Sence onların arasında nasıl bir husumet var? Vallahi bilmiyorum amca. Ama eskiden çok iyilerdi. Şu an bayağı düşmanlar birbirlerine. Oğlum siz kendinize dikkat edin olur mu? Ben öğreneceğim ne olduğunu. Amca bu arada bu hapishane olayıyla ilgili bir şey öğrenebildin mi? Hapishane? Ha hayır. Hapse falan girmemiş Başak. Yalan söylemiş bize. Bir şey olduğu belliydi zaten. Neyse amca ben çıkayım artık. Tamam canım. Hadi hoşça kal. Demek ki artık amcamıza da güvenemeyeceğiz. Ortada bir yalan varsa kesin bir sır da vardır. Aslı, Erdem'le size uygun birkaç ev bulduk. Yarın beraber bakalım mı? Bizim ev bakmamız mümkün değil şu anda. Mümkün Aslı. Bu parayla mümkün. Olmaz Gonca, ben bunu kabul edemem. Zaten sonuçta sizi zarara uğrattım.
Arkadaşım saçmalamaz mısın? Hiç zararımız olmadı değil mi Erdem? Yani aldığımız ilk avans maliyetine yetti. Olan senin güzel emeğine oldu. Ya ayrıca senin sayende kaç tane iş aldık? 1 lira para aldın mı? Ya bari bunu kabul et. Emel teyzeye de moral olur. Yarın bakalım eğer beğenirseniz Erdem hemen bir araba ayarlayacak. Bir günde taşırız sizi. Ya evet Aslı ya. Ne olur kabul et. Hem gerçekten burada senin de hakkın büyük. Ya hepimizin burası. Hem bu para senin hakkın. Evet Aslı. Ayrıca biz birbirimize destek olmazsak kim olacak? Lütfen kabul et. Tamam. Kabul ediyorum. Ama borç olarak. Ay tamam ya, tamam. Çok sağ ol Gonca. Erdem, çok teşekkür ederim. Merhaba. Ben yanlış zamanda mı geldim? Aa, yok, hiç olur mu öyle şey? Lütfen buyurun oturun. Hoş geldiniz, buyurun. Teşekkür ederim. Ah, benim size harika haberlerim var. Öyle mi? Evet. Sizinle yaptığım çalışmadan çok memnun kaldım. Bundan sonra sadece sizinle çalışacağım. Ya çok teşekkür ederiz. Bunun dışında sana bir iş teklifim var Aslı'cığım. Gerçekten mi? Evet. Yeni bir şirkete ortak oldum ve seninle çalışmak istiyorum. Firmalara bir takım tasarımlar yapacaksın. Konsepti birlikte belirleyeceğiz. Sen de bu konseptlerin çizimlerini yapacaksın. Yani becerebilir miyim bilmiyorum. Çünkü ben bu zamana kadar hep pasta ve kurabiye tasarımı yaptım. Aslı'cığım ben sana çok güveniyorum. Sen çok yeteneklisin. Düğün ve doğum günü temaları olacak. Firmalara logolar tasarlayacaksın. Senin için hiç zor olmayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Hem okulum da var. Pastaneyi de bırakamam. Tam zamanlı çalışmak zorunda değilsin ki. Tasarımlarını gece yaparsın. Aslı'cığım, kısa zamanda çok iyi para kazanacaksın. Benim sağ kolum olmanı istiyorum. Çok iyi bir maaş alacaksın. Tasarım başına da prim. Birlikte çalışıp birlikte kazanacağız. Hı? Ne dersin? Tamam, kabul ediyorum. Harika. Çok sevindim. Birlikte çok güzel işler yapacağız Aslı'cığım. İnşallah. Yani inşallah yüzünüzü kara çıkarma. Şimdi müsait bir zamanda sözleşme işini de halledelim. Tamam, olur. Tamam. Ben prosedürü halledip yarın size tekrar uğrarım. Tamam. Ben size geçireyim. Güle güle. Hoşça kal. Tekrar hayırlı olsun. İkimiz için de hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoşça kal. Ay Aslı inanmıyorum ya. Alo. Pastane civarlarında Aslı'ya göre bir ev bulmanı istiyorum. Yarına kadar. Merhaba, hoş geldiniz. Artık yorulmak yok Gonca. Hem annem için hem de kendim için çok çalışıp çok para kazanacağım. Sen yaparsın canım benim. Yaparım tabii. Bak paramız yok diye neler yaşadık. Annem her şeyi duydu. Evimizden, işimizden olduk resmen. Halil abinin evinde sığıntı gibi yaşıyoruz. Paramız olsa böyle mi olurdu? Öyle deme ama Aslı. Ama ben bunu değiştireceğim Gonca. Çok çalışacağım, çok para kazanacağım. Kimsenin ne parasına ne de evine muhtacı olmayacağız. Canım arkadaşım sen zaten bunların birçoğunu başardın. Bundan sonra çok daha iyisini yapacaksın, gör bak. İnşallah Gonca. Hoş geldin Aslım. Hoş bulduk anne. Otur. Sana çok güzel haberlerim var.
paralar ne Aslı? Taşınmamız için. Yani yaptığım tasarımlardan kazanmıştım. Biraz da avans aldım. Hepsini geri ödeyeceğim. Yalan söylemiyorsun değil mi çocuğum? Evet anne, doğru söylüyorum. Tamam, artık bana güvenmiyor olabilirsin. Ama ben o olay dışında sana hiçbir zaman yalan söylemedim anne. Umarım bir daha beni hayal kırıklığına uğratmazsın Aslı. Uğratmayacağım. Gonca pastaneye yakın birkaç tane ev bulmuş. Eğer beğenirsek gidip bakacağız. Hemen tutacağız anne. Ah! Çok sevindim. Sana bir haberim daha var. Söyle. Bir iş teklifi aldım. Halil abi, geldiğin için çok sağ ol. Rica ederim Burak. Nasılsın? Çıldırmak üzereyim. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Aslı benden ayrılmak istediğini söyledi. Benimle doğru düzgün konuşmuyor bile. Emel Hanım'la konuşmalarını duydum. Aslı da annesini karşısına alamıyor, işte ona da hak vermek lazım. Annenizin davranışları, bütün bu yaşananlar. Emel Hanım öyle üzdü ki Burak. İkisi de çok gururlu insanlar. Annem yanlış davrandı. Yani o yüzden çok haklılar. Ama ailem işte. Ben de arada kaldım. Sen de haklısın aslında. Ama Burak, bence ailen bu ilişki onaylayıncaya kadar Aslı'dan uzak dur. Ben Aslı'dan uzak duramam Halil abi. Onlara ne yapıp ne edip Aslı'yı kabul ettireceğim. Kabul edecekler. İkinizin mutlu olmasını öyle çok istiyorum ki. Bunun için de elimden ne geliyorsa yapacağım Burak. İlk fırsatta Demel Hanım'la tekrar konuşacağım. Çok sağ ol Halil abi. Desteğine ihtiyacım var. Aslı'cığım, inşallah bu iş senin için çok iyi olur. İnşallah anne. Merak etme. Ben başaracağım. Peki okulu ne yapacaksın? Okula gitmeyi ne kadar çok istediğimi biliyorsun anne. Ama verdikleri bursu artık kabul edemem. Zaten gerek de kalmayacak. Bunun için gerekirse gece gündüz çalışacağım ve o okulu bitireceğim anne. Seni gururlandıracağım. Sana son yaşattıklarımın hepsini unutturacağım. Aslı, benim istediğim senin mutlu olman. Sen şimdi belki bana kızıyorsun. Seni anlamadığımı düşünüyorsun ama ben seni anlıyorum. Aşk güzel olduğu kadar acıdır, zordur. Yükü ağırdır. Yolumuz uzun. Evet. Sen bana yaslan. Çok zor. Ben de sana gidelim. Canım çok yanıyor. O gözler bana bakmayacaksa. Ama hepsi geçecek. Öleyim. Hiç kimse bize o şekilde davranmaz. Doydun mu çocuğum? Ben toplarım. Hadi sen git dersine çalış. Tamam anneciğim. Sakın